İyi akşamlar Sayın Açık Tribün TV izleyicileri. Bu akşam Fenerbahçe sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4 golle yenerek 3 puanı aldı ve Galatasaray'ı 5 puan geriden takibini devam ettirdi. Bugün Fenerbahçe neyi iyi yaptı, neyi yapamadı? Açıkçası Fenerbahçe bugün yaptığı diğer maçlara göre farklı olan oyunu defansta geride kabul etmedi. Baskılı başladı ve sürekli önde bastığı, kaptığı toplarla da sonuca gitti. Tabii bunun yanında en önemli yaptığı bence artı buydu. 11'de ciddi değişiklikler vardı. Özellikle işte Samet'in 11'de olması, Mert Hakan'ın 11'de olması açıkçası sürpriz oldu bizlere. Samet Çağlar tandemiyle çıktı ilk 11'de Mourinho. Mert Hakan Fred'in yerinde oynadı. Geçen maçlarda Fred oldukça son maçlarda kötü oynuyor. Geçen seneki formundan çok uzakta. Mert Hakan ve Samet bu maçta sırıtmadı gerçekten. İkisi de güzel oynadı. Özellikle Mert Hakan hem attığı paslarla takımı atağa kaldırmakla, hızlı oyunuyla fark yaratan futbolcuydu. Samet de dediğim gibi sırıtmadı. Ama tabii Dzeko ve Bekao bu takımın tandemi, stoperleri onlar olması gerekiyor. Bu maçta bunlar bu şekilde devam etti ama bu sürekli olmamalı diye düşünüyorum. Şanssızlık, Çağlar 12. dakikada sakatlandı. Yerini Dzeko'ya bıraktı ve Dzeko Samet devam etti. Sol bekte Kostić, sağ bekte Osayi. Osayi bugün özellikle Tadic'le beraber çok iyi bir maç çıkardı. Tadic'in attığı kilit paslar özellikle sürekli bindirmeler güzel bir maç çıkardı. Bu benzer aksiyonları maalesef sol kanatta göremedik. Kostić çok etliye sütlüye karışmıyor gibi çok fazla oyunun içine girmedi. Göremedik. Oysaki önünde oynayan Maxim'in her aldığı topta yarmaya çalıştı rakip defansı. İyiydi de bugün 90 dakika oyunda da kaldı. Gerçekten iyi oynadı Maxim'in. Ve bir de golle süsledi bu oyununu. Oyunun genelinde dediğim gibi Fenerbahçe önde bastı. Fakat burada en aksayan yönü Fenerbahçe'nin bence her maçta olduğu gibi girdiği pozisyonlar gole çevirme oranı Fenerbahçe'nin çok düşük. Yani 24 tane şut atmış. Bu 24 tane şutun 14 tanesi ceza sahası içinden atılıyor. 8 isabet var. Ve maalesef 2 gol var ceza sahası içinden atılan şutlarda. Yani penaltıyı saymazsak bir de Amrabat'ın ceza sahası dışından son dakikalarda attığı 3. golü saymazsak gerçekten çok çok kötü bir istatistik. Ya yani bunu kesinlikle Fenerbahçe'nin artırması gerekiyor ki bundan önceki maçlarda da hep böyle sıkıntıya düştüğümüz, puan kaybettiğimiz işte Göztepe maçı olsun, Samsunspor maçı olsun hep böyle tek farkla maçı götürmemiz buna neden oldu. Ya yani o maçlarda da pozisyona girdik. Eğer gole çevirebilmiş olsaydık çok daha rahat olacaktık. Orada kaybettiğimiz, o iki maçta kaybettiğimiz 4 puan en azından kaybetmemiş olacaktık. Bugünkü maçta da ilk yarı 1-0 bitti. Ki ilk yarıyı bırakın belki de 15-20. dakikalarda 3-4 farka çıkması gerekiyordu maçın. Yani maalesef 54. dakikaya kadar 1-0'la gittik. İşte 54. dakikada Tadic'in penaltısı, En-Nesyri'nin kazandığı pozisyonda En-Nesyri yapılan hareketten kazanılan penaltıyı Tadic güzel bir vuruşla gole çevirdi. Yine 83. dakikada Amrabat'ın attığı ki az önce Twitter'da gördüm. Süper Lig tarihinin en hızlı şutuymuş galiba. Saatte 201 kilometre hızla gitmiş. Gerçekten çok güzel bir şuttu. Çok güzel bir goldü. Ve 90 artı da Maksimi'nin golü geldi. Burada aksayan bir yönümüz Şimanski. Şimanski defans yönü iyi olmasına rağmen iyi mücadele ediyor. Fakat bir türlü geçen seneki gibi gole katkı yapamıyor.
Gol atamıyor, asist yapamıyor, kilit pas veremiyor. Defans yönü oldukça iyi fakat bu yetersiz, gerçekten yetersiz. Özellikle maç 0-0 iken bir pozisyonda, işte Tadic'in bıraktığı bir pozisyonda, yani onu atamaması, bomboş kale 6 pasın içinde, gerçekten kendisi adına da ben üzülüyorum. Çünkü gol atamadıkça, bu şekilde katkı yapamadıkça taraftardan da tepki alıyor, moral de bozuluyor. İnşallah bunu atlatır. Ama bu şekilde giderse de 11'de bence diretilmemesi gerekiyor, dinlendirilmesi gerekiyor. Bugün nasıl Fred dinlendirildi ki Fred daha sonra oyuna girdi ve geçen haftadan kaldığı yerden devam ediyor Fred. Yine yani paslarda korkak davranıyor, olumlu pek pas veremiyor, hatalar yaptı birkaç tane. Yani Fred'in geçen seneki form düzeyine gelmesi gerekiyor. Amrabat yani defans yönünde çok çok iyi olmamasına rağmen gerçekten attığı ara paslar, hızlı paslarla sonuca etkili oluyor. Takımı atağa kaldırmada etkili oluyor. Livakovic'e çok bir iş düşmedi fakat bir pozisyonu, maç 1-0'dı zannedersem, çok güzel bir kurtarışı var Livakovic'in. Livakovic de sahasında, kalesinde güven veriyor aslında. Rakip Sivasspor sert oynadı. 6 tane sarı kart gördüler faulden kaynaklı. Ki işte bunlardan birinde Çağlar sakatlandı. Osayi'ye yapılan, Mert Hakan'a yapılan fauller var. Sarı kartla sonuçlanan. Yani sert oynadı fakat onlar da topu kendi defanslarında kabul ettiler oyunu. Belki bu da Fenerbahçe'nin işine yaradı. Tabii Fenerbahçe'nin maçın başından itibaren önde baskıyla istekli bir şekilde başlaması da bunun etkili oldu. Bugün seyirciye de ben bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten seyirci de bugün oyunun içindeydi. Yani maç 1-0, 2-0, 3-0 olmasına rağmen sürekli top rakibe geçtiğinde ıslıkladılar. Ve bence seyircinin performansı da bugün güzeldi. Maç öncesi koreografi de yine güzeldi. Seyircinin ambiyansı, atamızın aramızdan ayrılışının 86. yılını bugün andık, atamızı andık. Onu özlüyoruz. Onun yolundan giderek bu özlemi az da olsa söndürmeye çalışıyoruz. Evet, sayın seyirciler, ben bugünlük yorumum bu kadar. İnşallah Fenerbahçe bugünkü istekli, arzulu oyununu sonraki maçlara da taşır ki taşıması gerekiyor. 3 puanları almaya devam eder diyorum. Sizlere iyi akşamlar diliyorum.